Twitch Flex. Geliyor. Nüki'den geliyor. Slow'la birlikte. Her gün 3-4 saat yayın açıp sadece oyun oynayarak memleketin en büyük şirketini istiyorsun lan. Çok para kazanan biriyle tanıştım. Konuştukça çalışmaktan soğuyorum. Yani çok yanlış bir şey yok. Hayır. Çok yanlış bir şey yok. Sadece söyleyiş tarzı biraz yanlış. Evet ama bu arada oyun oynamadan da daha fazla kazanılıyor. Bu sadece Türkiye'de böyle değil aslında, yurt dışında da böyle Twitch yayıncıları için özellikle. Hatta Twitch, yurt dışındaki Twitch yayıncıları bizim izlenmelerle bizim 5 katımız 6 katımız daha fazla kazanıyor. O yüzden aynı durum orada da geçerli aslında. Bir de bu yeni bir sektör ve platformlar yayıncıları harbiden ellerinde tutmak için çok yüksek meblağlar ödüyorlar. O yüzden çok da normal, şu an dijital dünyadayız. Dijital çağa geçtik. Ve şu anda da dijital çağın belki de en önemli mesleklerinden birini yapıyoruz. Kudurun. Diyorum ve bitiriyorum. Yani G-Tech bu yüzden... Acaba kimle tanıştı lan? G-Tech adına. Bu arada Ferit'le? Bir gücü biraz ha, ben de değil yok. Evet, Kemal mi? Kemal de değil. Heaven altına atılan flash'tan evet. Pek kaçılma lüksü yok çünkü. Senin Keros, sen misin değil mi? Ben misin değil mi? CEO ne kadar maaş alıyor kanka? Nükün'ün o kısadan gelip tabii aldığı kilo olmasa... Kanka CEO'lar... Sen de CEO'dan fazla kazanıyorsun bu arada. Yine... Artık ne kadar alıyorlar acaba işte zamanı, yani? Çünkü ben bilmiyorum. Çünkü işler iyi gidiyordu. Yani alsın 20k 30k. Hadi alsın 50k yani. Operatörle oynayacak. Bu arada Nivera Kelox'u yakalayarak başladı. Sen 150k falan değil misin? Keşke. Keşke kanka. Kaldıracak mı ki? Oraya doğru yetenek gelecek mi diye baktım. Ya daha fazla değil mi senin 150? Evet yani çok. Kafasına attık Nasır'ı yani. FIBA'nın CEO'su 500k kazanıyor. Ara doğru yardım edecek savunma için ama tek geldi mi diye bakıyorum. Hayır, kimse tek diyememiş. Scream hala dans ama ediyor. Pazar bizim meslekte de her şey kalıcı diye bir şey yok ki. Mesela hadi sen patron oldun kanka, ajans kurdun. Herkes senin kadar başarılı olmayabiliyor. Futbolculuk gibi yani. Kimi sene bir sene iki sene tutunup defa CEO'su 250k alıyor. İyi oluyorlarmış lan CEO'lar. Scream'i buradan yalnız bırakmışlar. Aslında senin dediğin doğru, evet. Yarın ne olacağını bir de bilmiyorsun yani. Baba tek başına. Evet abi, hani öyle konuşmuş da hani bir yer değil. Kalıcı bir şey değil veya ne bileyim, herkes onu kazandı. Hayır, şey bir şey konuşmuş mu? İnanılmaz kolay bir şeymiş gibi konuşmuş. O biraz tilt etti beni yani. Biri bana şey yazdı ya, ben de ona karşı yorum yapmıştım. Yok, biliyorum ya bir yandan. Yampi iki tane ghost kill çıkardı. O adam belki yayıncı olabilir ama sen adamın mesleğini yapamazsın. Ya olsun o zaman abi. O zaman o da yayıncı olsun. Olsun abi. O adam belki yayıncı olabilir mi? Allah aşkına olsun lütfen ya. Ya arkadaşlar, bunu 10 senedir yayın yapıyorum. O kadar fazla duydum ki. Biri bile olamadı amına koyayım yani. Hadi olsun ya. Ne YouTuber'lar denedi. Herkes denedi yani ama biri bile olamadı maalesef. Hani olur. Olur ama bir hafta olur. Bir ay olur. Bir hype'lı olur. Sonrası boş. Önemli olan istikrar. Tabii Nivera'nın transferi Yampi'ye de çok anlamda etki etmiş. Yani Yampi'ye bazen çok yük kalıyordu. Yani tıkanıyordu Yampi. Herkes böyle çok kolay zannediyor ama... Yaşamayan bilmez. Takımda birçok şeyi de değiştirdi. Team Liquid adına gerçekten nokta atışı gibi. Ama içine giren de salamıyor be abi Twitch'i. Aa, öyle bir makarası var. Öyle bir makarası var. Tabii. Abi Twitch'in mesela YouTuber'lara yapamamasının sebebi bence Twitch'in mizahı gerçekten çok farklı. Twitch'in kitlesi çok farklı YouTube kitlesinden nazaran. Çok şey yani... Çok ağır bir mizah var abi bence. Abi hem ağır mizah var, hem sinsi, hem zeki, pratik zekası yüksek. Yani anlık etkileşim bir de yani, anladın mı? Hani bir şey yaptığın zaman anlık cevap veriyorlar, böyle ona anında cevap vermen lazım veya durumu kurtarman lazım veya durumun üstünü örtmen lazım. Bir gaf yaparsın, onu hemen geçiştirmen lazım. Yani bunlarda zaten zorlanıyor genelde çoğu YouTuber. Yayınlarda. O yüzden direkt salıyorlar. Stres oluyorlar ve salıyorlar. Bu ne abi falan yapıyorlar yani. Tam anlamıyla yansıtamıyorlar. Sonrasında savunmada da. Ama ben gidip YouTube yaparım yani.
performans. Sen yapamazsın. Ya öyle bir yaparım ki Sami. Sen dönüp yine sol ekrana bakarsın. Reis Sami 13. en kutlu olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Eyvallah. Çekelim bir video kanka senin kanalına hemen. Kanka YouTube yapmamamın sebebi zaten bana şey gelmesi. Çok yani samimi gelmemesi. Ama böyle çok güzel şeyler var mesela. Çok güzel içerikle beraber yapılan videolar. Harbi 10 numara olmuş diyorum yani. Güzel diyorum. YouTube yapması kolay da cringe'den videoyu açmak zor. Hepinize merhaba diyemiyorum. Evet abi gerçekten ya. İşte bu o çok samimiyetsiz yani. Eğer bir gün YouTube yaparsak Şükrü hiçbir zaman video girişi yapmayalım abi. Hiçbir zaman. Ve bam diye girsin video. Paraya ihtiyacın olsa yapar mıydın? Yani. Zaten yapılabilecek bir hamle şu an yok ve bilmem yapabilirdim herhalde. Yavaş yavaş hamle yapmaya başladılar. İmkansız. Ama elimde zaten Twitch yayıncılığı varken yapmazdım. Hani Twitch yayıncılığından para kazanmıyorken YouTube yapar mıydım? Yapabilirdim evet. Abi mesela YouTube yapmaktan kastı nasıl bir şey ki ama? Yani Twitch yayınında kesitleri de atsan YouTube yapmış sayılıyorsun bir nevi düşündüğünde. Ya ben o YouTube yapmak değil aslında. Ben hiçbir zaman YouTube'da yapıyorum demedim yani. Mesela ben de sürekli YouTube'umda benim kaç abone var? 500 bin abone var. YouTube farklı içerikler mi anlamında diyor acaba? YouTube'a özel içerik anlamında. He. Sadece YouTube'da. Ama mesela şunu yapmayı isterdim. Hani dünyayı gezdiğimiz arkadaşlarımla beraber onun YouTube'unu yapmak isterdim. Yapmayı da düşünüyoruz zaten. Müthiş bir şey lan. Şuna güvendiler. Ya biz bu komple ikinci yarı bu maçı çevirdik. 600 bin miymiş lan YouTube? 5 geride olsun, 8-4 geride olsun dediler. 6-6 bitti. Daha da iyi oldu onlar için belki de. Ve devamında da Scream Big Boss Life'ın tekrarını yapacak mısınız? Tekrar yayıncıları toplayıp makara yapacak mısınız? Var aklımızda öyle projeler abi. Şu pandemi iyice ne dinsin diye bekliyoruz. Ama kesinlikle var yani öyle prodüksiyonlu projeler. Ben mesela YouTube'da şeyi Fırat abilerin kanalı izlemeyi çok seviyorum Ferit. Evet çok güzel. Fırat'la Ceyda beni de bayağı eğlendiriyor yani izlerken. Özellikle şu an mental olarak biraz geriye düşmesini bekliyorum. Çünkü bence onlar Ascentibiz kazanırız diye başladılar seriye. Ki hani onlar da alır 3'e gideriz falan gibilerinden düşünmüşlerdir. Ama şu an için maçın belki de %60'lık belki de %70'lik kısmı daha iyi oynayan takım Team Liquid'ti. Evet. Bu büyük bir sorun oldu. Kim geldi? Abim mi? Öncesinde ben G2'nin biraz böyle gerilmesini bekliyorum açıkçası. Upper'dalar zaten çok sorun değil. Yani Lovra düşecekler. Hani bir şeyleri kaybetmeyecekler ama şu an Liquid'in yetkili oyun üstlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Cineyt 41. ayın kutlu olsun. Paranoya gözler 16 aydır. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Cansınız. Kemal'im hoş geldin. Aa Kemal akşam balık yiyeceğiz lan. Gel bize. Ben bir kim bizimkilere. Hadi arkadaşlar çok yoruldum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.